Yıldız kendi ışının ve ısı enerjisini merkezindeki nükleer reaksiyonlarla üreten ve dış katmanlarını burada üretilen enerjiyle ısıtan, kendi öz kütle çekimi üzerinde ayakta duran, kararlı ya da yarı kararlı olarak aşağı yukarı sabit bir yarı çapta duran çok sıcak bir gaz küresidir. Hatta plazma küresidir. Yani iyonlaşmış gazlardan oluşan bir küredir. Tabi küredir derken yıldızlar aslında tam olarak küre şeklinde değiller. Dönmeden dolayı biraz basıklaşmış bir küre şeklindeler. Hatta çok hızlı dönen yıldızlar var ki, güneşten çok çok daha hızlı dönen büyük kütleli bazı yıldızlar yumurtalaşmış şekilde ya da işte elipsoid bir şekilde almış şekilde basık görünüyorlar. Yıldızların bazıları çift yıldız sistemleri dediğimiz ortak bir kütle merkezi etrafında Kepler yörüngelerinde dolanan yıldızların oluşturduğu sistemler şeklinde oluşmuşlar. Yıldızlar gaz ve toz bulutlarının bir kararsızlık, kütle çekimsel kararsızlık yaşayarak çökmeleriyle oluşuyorlar. Oluştuktan sonra artık oluşumuyla birlikte hidrojen çekirdeklerini birleştirerek füzyon reaksiyonları yardımıyla helyum çekirdekleri üreten ve büyük bir enerji açığa çıkaran çekirdeğinde işte gama ışınlarıyla enerji salan ve sonra da üst katmanlarında enerji üretilmiyor. Daha soğuk katmanlar oraya yığılmış durumdalar diye düşünün. O katmanlar aşağıdan gelen enerji akısıyla birlikte ısınıyorlar. Isınan katman bir üst katmanı ısıtıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii bu sürekli bir ortam, yani kat kat bir şey yok ama bu şekilde dengede durabiliyorlar. Ömürlerinin büyük bir kısmını dengede durarak geçiriyorlar. Yani çökmeden, büzülmeden veya genişlemeden. Güneş de öyle bir yıldız. Nasıl bir denge bu derseniz, içeriye doğru kütleyi çekmeye çalışan, merkeze doğru çekmeye çalışan kütle çekim kuvveti dışarıya doğru bir gaz basıncıyla dengelenmiş durumda. Gaz basıncı değişimiyle, gradiyentiyle dengelenmiş durumda. Merkeze yaklaştıkça ise ışının basıncının etkisi de önemli hale geliyor. Ve dolayısıyla dışarı doğru olan ışının ve gaz basıncı merkeze doğru olan kütle çekim kuvvetiyle dengede duruyor ve her bir katman birbirinin üstüne yığılmış şekilde duruyor. Ve aynı zamanda bir eksen etrafında bu yapı dönüyor.